Öyleyse söyle. Gene Fifin yok. Hiç yok mu? Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban filmlerinde başında fesi ya da külahıyla izleyenleri bir orta oyunu seyirliğine yolculuğa çıkardı. Pes başıma, pes başıma, püskülü ben olayım. Kemal Sunal filmleri sadece izleyicinin keyifli vakit geçirme beklentisini karşılamakla kalmadı, çoğu zaman toplumsal meselelere yönelik mesajları beyaz perdeye taşıdı. Yerde toz bile kalmayacak. Duydum bayım, toz bile bırakmayacağım yerde. 1976 yapımı Kapıcılar Kralı'ndaki apartman görevlisi Seyit rolü Kemal Sunal'a Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Hadi sen biraz dışarıya çık bakalım. Benim zararım yok size. Çık dedim. Türk insanını ilgilendiren her türlü toplumsal gelişme Şaban'ın kişiliğinde beyaz perdede yerini buluyordu. Pislik olarak bu var yalnız. Umudumuz Şaban'da bir şekilde hayatlarına girip mahallelinin umudu olan Muhtar Şaban olurken, Şark Bülbül'ünde bir gecede şöhreti yakalayan şarkıcı olarak karşımıza çıktı. Katma Değer Şaban, Gurbetçi Şaban, Orta Direk Şaban gibi filmlerle beyaz perdede temsil ettiği insanımızı ilgilendiren ne varsa masaya yatırdı. Her defasında Anadolu insanına özgü saflıkla karışık kurnazlığıyla gücü elinde tutan kötü niyetli kişileri dize getirdi. Ben var aramak amcaoğlu. Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru yüz koysana, ben Türk'üm. 1991 yapımı Varyemez'in ardından uzun süre beyaz perdede görünmeyen Kemal Sunal, 90'lı yıllarda televizyon dizilerinde yer aldı. 90'lı yılların sonunda Türk sinemasının içinde bulunduğu buhranı atlatmasının ardından yerli filmler sinema salonlarında yer almaya başladı. Ve Kemal Sunal ilk kez yeni bir Türk sineması örneği 1999 yapımı Propaganda ile çıktı karşımıza. Sunal'ın dönüşü sinema izleyicisi tarafından sevinçle karşılanmıştı. Geçemezsin yasa. Ne var ki bu usta aktörü beyaz perdede son görüşümüzdü. 2000 yılında Balalayka filminin çekimleri sırasında hayatını kaybeden Kemal Sunal, Türk seyircisinin gönlünde o unutulmaz gülüşüyle yaşamaya devam ediyor.